Bismillahirrahmanirrahim. Siyer nedir? Siyer, bize sünnetin yollarını gösterecek, hayatımızın birçok alanında bize rehber olacak, adımlarımızı nebevi miras ışığında inşa edecek ilkeleri gösterecektir. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize, size gecesi gündüz kadar aydınlık olan ve takibi kolay olan bir yol bıraktım diyerek yol göstermiştir. Öncelikle üç kavram üzerinde duralım. Bunlar siyer, siret, megazi. Birincisi olan siyer, sözlük anlamı olarak hal, durum, tarz, davranış, idare demektir. Siyer kelimesi devletler arası hukukun da fıkıhtaki ismidir. Ebu Hanife'nin öğrencisi olan İmam Muhammed Siyerül Kebir kitabı ile devletler arası hukuku beyan etmiştir. Müslüman bir devletin gayrimüslim ve diğer Müslüman devletlerle ilişkisini düzenleyen bir kitaptır. İkincisi siret, Arapçada siyer kelimesinin çoğuludur. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kullanılır. Örneğin Taha suresinde siret kelimesi geçer. Hadis kaynaklarında bazı yerlerde hayat tarzı anlamında kullanılır. Efendimiz sireti kendi hayatı için kullanmıştır. Bir hadisi şerifinde, "Ey Affın oğulları, topluca Allah yolunda gaza edin ve Allah yolunda savaşın. Fakat asla hıyanet etmeyin, anlaşmayı bozmayın. İnsan bedenine saygısızlıkla işkence yapmayın, çocuklara, kadınlara dokunmayın. İşte bu Allah'ın emridir ve onun elçisinin sizin aranızdaki siretidir." Siret, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Hayatta attığı adımların tamamıdır. Sadece bir peygamber olarak değil, bir beşer olarak doğumuyla başlayan, insan olarak her anını kapsar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önceki 40 yılını bilmeyen biri, nübüvvet ile başlayan hayatını kavrayamaz. Peygamberimizi tam olarak anlayabilmek için peygamber olmadan önceki yaşantısını da bilmemiz gerekir. Ticari seferlerini, amcası Ebu Talip ile olan yaşantısını, 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlendiği ve 15 sene geçen güzel evliliğini bilmeyen onu nasıl tam anlamıyla anlayabilir? Tanınma süreci, olgunlaşma süreci, hazırlık süreci, peygamberlik öncesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçirdiği 3 süreçtir. Bu süreçleri bilmeyen peygamberimizin Cebrail aleyhisselam ile karşılaşınca duyduğu heyecana anlam veremez. Sadece bilgi olarak kalır, etkisi de azalır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, yani neşet ettiği coğrafya bilinmeden de siyer bilinemez. Çünkü bu coğrafyanın kültürü, dini geleneği, yaşam kuralları vardır. Bunlar bilinmedikçe siyerin mesajı yarım kalmış olur. Üçüncüsü megazi. Savaş, savaş yeri ve savaş hikayeleri anlamına gelir. Magzat kelimesinin çoğuludur. Siyer ilminde megaziden maksat, Hazreti Peygamber'in şahsen idare ettiği veya sevk ettiği bir orduyla kafirlerle çarpışmak kastı neticesinde meydana gelmiş savaşlarıdır. Sadece sıcak savaşın olduğu an değil, bir sefere hazırlanışı, sefer anı, ganimetin paylaşımı, geri dönüş sırası ve sefer sonrası konuşulanlar da megazinin konusudur. Kur'an, satırlardaki Kur'an'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise konuşan Kur'an'dır. Biri yazılı, diğeri ise ameli halidir. Diyelim ki biz Âl-i İmrân suresini okuduk fakat siyerde Uhud savaşını incelemedik. İnanın anlayamayız. Âl-i İmrân'da savaş anlatılırken neden arada faiz ayetinden bahsedildiğini Uhud'u bilmeyen anlayamaz. Uhud'da okçulardan 40'ı tepeyi terk edip cihat etmek isteyince Medine tüccarlarından çok yüksek faizlerle mızrak, zırh vesaire alıp savaşa katılınca faiz ayetleri nazil olmuştur. İmam Zühri, siyer ilmi dünya ve ahiretin hayrıdır diye siyerin önemini vurgularken Muhammed İbni Sa'd ise evladım siyeri öğrenin,
öğrenin ki bu atalarınızın şerefidir diyerek siyer öğrenmeye teşvik etmiştir. Neden siyer öğrenmeliyiz? Bunu 20 temel madde ile açıklayabiliriz. Birincisi, Rabbimizin emrettiği için Ali İmran 31. ayette de ki ey peygamber eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Zira Allah çok affeden ve çok acıyandır buyruluyor. Sahabe görüp yapıyordu fakat biz bundan mahrumuz. Rabbimiz o zamandakilere bakın derken bize de öğrenin diyor. Ahzab suresi 21. Andolsun ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizler için üsvetun hasene yani güzel örnektir. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberidir. Üsvetün hasene kavramı sadece Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için söylenir. Çünkü diğer peygamberler hayatın her alanında bulunmamışlardır. Mesela Hazreti İsa aleyhisselam hiç evlenmediği için bir baba nasıl olmalı, eş nasıl olmalı Hazreti İsa hayatında bulamayız ya da Hazreti Davut'un hayatından fakirlikteyken insan nasıl olmalı öğrenemeyiz. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir eş, bir baba, bir dost nasıl olur hem fakirlikte hem zenginlikte nasıl davranılır bize göstermiştir. Her konu hakkında onun hayatından bilgi sahibi olabiliriz. İkincisi, Rabbimizi daha iyi, daha doğru ve daha kapsamlı tanımak için. Rabbimiz bize ilim sahibi olmamızı, rehberimiz olmasını ve vahyin elimizin altında olması gerektiğini söylüyor. Hac suresi 8, öyle insanlar var ki bir ilme, bir hidayetçiye, bir nurlu, aydınlatıcı kitaba sahip olmadan Allah hakkında mücadele ederler. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir. Kişilerin yazdığı kitapları bilirler ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Bir şey bildiklerini zannederler ama aslında bir şey bilmezler. Üçüncü, Kur'an'ın ne dediğini ve ne demek istediğini daha iyi anlamak için Allah bize Kur'an'ı peygamber aracılığıyla göndermiştir. Tebyin yani beyan etmek, izah etmek, gerçeği ortaya koymak anlamına gelir. Bunu yalnızca vahye aktarma olarak kabul edenler vardır. Fakat tebliğ ile tebyini birbirine karıştırmamak gerekir. Tebyin, gerçeği ortaya koymak demektir. Bütün peygamberler sözlü ve uygulamalı olarak bunu yerine getirmişlerdir. Hazreti Peygamber de tebliğ ettiği vahyin içeriğini insanların anlamaları için gerektiğinde açıklamalar yapmıştır. Bazen sahabe Allah'ın ayetten maksadının ne olduğunu anlayamaz ve sorar. Peygamberimiz ya kendisi cevap verir ya da o sorular üzerine yeni ayetler nazil olur. Peygamberimiz tebyin özelliği ile ayetlerin açıklamasını vermiştir. Peygamberimiz Kur'an'da sayılı ayetlerin dışında ayetleri açıklamamıştır. Fakat Peygamberimizin her adımı Kur'an'ın bir ayetinin tefsiridir. 70 ayet Uhud'da, 14 ayet Bedir'de, 7 ayet Hendek'te ve akla gelebilecek daha birçok örnek Peygamberimizin adımlarıdır. Kur'an'ın tefsiridir. Bu yüzden bu rehberlik göz ardı edilemez. Dördüncüsü, siyerin sahibinin değer ve kıymetini tam anlamıyla bilmek için. Birisinin değer ve kıymetini onu tanıyarak öğrenirsiniz. Peygamberimizin hayatını okudukça insanın ona olan hayranlığı artıyor. Her kapıdan geri çevrilmesine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de 12 çadırı tek tek dolaşıp Allah'a davet etmesi ve her birinden eli boş dönmesi bize onun Muhammed'in Resulullah olduğunu gösteriyor. Her kapıdan geri çevrilmesine rağmen aynı azimle, inançla bir diğerine yürüyor. Biz normal insanlar ise
bir kapıdan geri çevrilsek ikinci bir kapıya gitmekten takatsizlik gösteririz. Bugün bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sahabeleri gibi sevemememizin en önemli nedeni mağfiret eksikliğimizdir. Eğer biz de Peygamberimizi onlar kadar iyi tanıyabilseydik, hayatımızda birçok şeyin daha farklı olacağını görürdük. Beşincisi, İslam'ın, imanın, ihsanın ve ihlasın değer ve kıymetini öğrenmek için. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ihsanı açıklamasa, biz ihsanı sadece iyilik yapmak olarak algılardık. Oysa ki Cibril hadisesinde İslam'ın 5 şartı ve imanın 6 şartı sayılır. Ve Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsan nedir diye sorduğunda Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmektir diye cevap verir. İhsan kelimesinin içini doldurarak bizim zihinlerimizdeki ihsan kelimesinin değerini farklı boyutlara taşımış olur. Altıncısı, hadis, sünnet ve tarihi doğru bir şekilde anlamak için bazı fıkıh kitaplarında deve etinin abdest bozduğu söylenir. Bu bize garip geliyor değil mi? Siyere baktığımız zaman açıklığa kavuşturabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meclise otururken sahabelerden birisi yerlenir. Direkt namaza geçilse o kişi mahcup duruma düşeceği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin utanmaması için her kim deve eti yediyse abdest alsın buyurur. Böylece herkes abdest almak için kalkmış bulunur. Bu manada siyer bize hadisi ve sünneti de anlamada yardımcıdır. İdeal bir insan ve ideal bir mümin olmanın yollarını öğrenmek için Allah bizi kulluk için yarattı ve kulluğun zirvesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buna kimsenin bir itirazı olamaz. Biz ideal bir mümin olmak istiyorsak ideal bir müminin 4 bağı kurması gerekir. Allah ile insan bağı, insanın kendi nefsiyle olan bağı, insanın diğer insanlarla bağı ve insanın kainatla olan bağı. Biz bu 4 bağın nasıl kurulduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından öğreniyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağan yağmurun bile bir Müslümanın hayatındaki yerini bizlere yaşamında belirtmiştir. Yağmur yağdığı bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini yağmurun altına tutunca sahabe buna anlam verememiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyerek yağmurun değerini bildirmiştir. Onun ahdi benden daha tazedir. Sekizincisi, hayatın her anının ve her mekanının ve her olayın karşısında en ideal duruşun ne olduğunu öğrenmek için. Bizler siyeri tam olarak bilemediğimiz için bazen bazı durumlarda nasıl tepkiler vermemiz gerektiği konusunda kararsız kalıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdullah İbni Reveha'yı bir cuma namazına katıldığında azarlamıştır. Peki neden bir insanı cuma namazına katıldığı için eleştirmiştir? Bir sefer sırasında Medine'nin dışında askerleri tutuyor ve burada durun, cuma namazını kıldırıp geleceğim, sizi öyle uğurlayacağım diyor. Abdullah İbni Reveha ise orada durmayıp cuma namazına gidiyor. Peygamberimiz hutbede onu görüyor. Cuma namazı çıkışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Reveha'ya soruyor. Ben sana ne dedim? Abdullah, ya Resulullah, bu sevaptan mahrum olmak istemedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona Allah yolunda cihat etmek için yola çıkan bir ordunun kazanacağı sevap burada kazanacağından daha fazladır der. Peygamberimiz bize burada şunu göstermiştir. Yaptığımız işin doğru olması yetmez. Doğru işi doğru zamanda yapmak gereklidir. Doğru işin doğru zamanda yapılacağını ise bize ancak siyer öğretir. Dokuzuncusu, siyerin sahibini hakkıyla sevebilmek için. Onuncusu, onun gibi terbiye olmak ve onun gibi terbiye edebilmek için. Peygamberimiz bizlere beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi ne güzel kıldı buyurmuştur.
Mürebbisi Allah olan peygamberdir. Sahabenin mürebbisi ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 11.'si Rabbani yani Allah'tan gelen yolu ve nebevi metodu gereklilikleri yöntemiyle öğrenmek için. İslam adına tebliğde bulunanların bunu hangi usul ile hangi yolları izleyerek yapacağı hizmetin önemli bir parçasıdır. Hak davaya hakka yarışır şekilde nasıl hizmet edilir ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinden öğrenilebilir. 12.'si nebevi yolda ahlakın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu öğrenmek için. Ahlak olmadan hiçbir şey tam olmaz. Siyer bize ahlaki vasıfları gösterir. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen Peygamberimiz bizlere tüm hayatı ile bu konuda örnek olmuştur. Peygamberlik öncesi dönem Hülfül Füdül zalime karşı mazlumun yanında olma ahlakı. Busra ve Şam ziyaretleri, ticaret ve iş ahlakı. Hazreti Hatice ile evliliği, aile, eş ve baba ahlakı. Kabe'de hakemlik, hüküm verme ve meselelere yaklaşım ahlakı. Hira, varlık sancısı ve arayış ahlakı. Peygamberlik sonrası dönem. Darül Erkam, talim ve terbiye ahlakı. Şibi Ebu Talib, yokluk ve fakirlik ahlakı. Taif, davet ve tebliğ ahlakı, İsra ve Miraç, mükafat ve yücelme ahlakı, Akabe, biat ve sadakat ahlakı, Sevr, tedbir ve tevekkül ahlakı, Hicret, yol ve yolculuk ahlakı, Medine, devlet ve iktidar ahlakı, Muhakkat, kardeşlik ahlakı, Kıble, mekan ve yön ahlakı, Suffa Mektebi, ilim ahlakı, Bedir, galibiyet ahlakı, Uhud, mağlubiyet ahlakı, Tebuk, infak ve zorluk ahlakı, Veda Haccı, hac ve hüzün ahlakı, Vefatı, ölüm ve ayrılık ahlakı. 13. Değerler sıralamasının en ideal halini öğrenmek için. Değer sıralamasının Allah'ın razı olacağı şekilde olması için bakmamız gereken ilk yer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Bizler hayatımızın akışında değer ve önceliklerimizi olması gereken ideal noktadan uzaklaştırıyoruz. Örneğin birinin sabah namazını kaçırmış haliyle işe geç kalıncaki halini düşünelim. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim geride bıraktığımızı öne aldı. Bizim gereksiz yere yükselttiğimizi, gerçek değerini bize gösterdi. Olmaması gerektiğini söylemiyor fakat nerede durması gerektiğini bize gösteriyor. 14.'sü büyük hedeflerin, büyük emellerle, büyük emellerin, büyük fedakarlıklarla kazanıldığını göstermek için. Hint bin Ebu Hale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşünü anlatıyor. Her zaman yokuştan aşağı iner gibi adımları hızlı, kısa, omuzları arkaya doğru vakarlı fakat çok hızlı yürürdü. Bir insan neden böyle yürür? Çünkü bir şeylere yetişiyor, devamlı işi var. Bu yüzden Hira'dan döndüğünde Hazreti Hatice'ye uyku vakti bitti demiştir. Tabii ki uyumuş, tabii ki yemek yemiştir. Fakat hiçbir zaman doyasıya değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi 5. yılda Habeşistan'a gönderdi. Sahabeler kendisinin bile hiç gitmediği yere neden onları gönderdiği konusunu merak dahi edip sorgulamamışlardır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha işin başında kendisi her türlü fedakarlığı göstermiş, kendisi 10 yaptıysa sahabelerden 5 istemiştir. Bu yüzden de sahabelerin ona olan güveni ve itimadı tamdır. İslam'ın ilk şehitleri bizim bildiğimiz isimler Sümeyye ve Yasir'dir. Fakat onlar aile olarak şehit edilenlerdendir. Fert olarak ilk şehit edilenler Peygamberimizin evinden çıkmıştır. İbni Hacer'in rivayet ettiğine göre Hazreti Hatice'nin çocuğu Haris bin Ebu Hale İslam'ın ilk fert şehididir. İnsanlar bundan sonra sıraya dizilmişlerdir.
sahabeler kendilerinden istenen tüm fedakarlıkların önce Peygamberimiz tarafından gerçekleştirildiğini görmüşlerdir. İşin özünde Müslümanların hayatında fedakarlık şarttır. Bunu da bize en iyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatıyla örnek olarak göstermiştir. 15. Risalet mesajının nasıl büyük bir potansiyel ihtiva ettiğinin farkına varmak için. Bugün İslam, egemenlerin nazarında küresel bir tehdittir. Tüm İslam devletlerinin toplamının askeri gücü dünyaya bir Rus kadar tehdit etmez. Ya da ekonomik olarak dünyayı bir Çin kadar tehdit edemeyiz. Nükleer olarak İran'da dahil Kore kadar gücümüz yok. Peki bizi bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüren nedir? Bizden korkmuyorlar. Bizim elimizdeki değerlerden korkuluyor. İslam en büyük kazanımlarını siyasal anlamda en dipte olduğu anlarda yapmıştır. Bir Malezya'ya, Endonezya'ya bir kez ordu göndermediğimiz halde bu ülkelerde İslam nasıl en yaygın olan din olabiliyor? Çünkü Allah İslam'ın içine böyle bir potansiyel yerleştirmiştir. Sahibi Allah olan din birilerinin vesilesiyle şaşılacak derecede bu dünyaya yayılmıştır. 16. Ümitlerin bir kez daha yeşermesini sağlamak için siyeri bilen bunu yapar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten sadece Ninovalı Attas iman etmişken kan revan içinde geri döner. Biz bu tabloyu anlasak ümidimiz hiçbir zaman yitmez. En zor anlarda bile dayanmaya takatimiz olur. 17. geçmişten ilham alarak bugüne ihva, yarını inşa etmenin yollarını öğrenmek için. Bizim istikbalimiz köklerimizdedir. Köklerimizle bağımızı kurduğumuz zaman bugünümüzü ihva edip yarınımızı onun üzerine inşa edebiliriz. 18. dünyayı inşa edecek imkanların ilkelerini öğrendiğimiz gibi ahiretin mamur edilmesinin yollarını öğrenmek için Kur'an'ın dünyaya ve ahirete bazı ifadeleri vardır. Ahirete yönelik olanlar daha çok ve daha önemlidir. Dünya ve ahiret dengesi ancak bir rehber ile anlaşılabilir. Akaid kitaplarımızda peygamberin özelliği 5 tanedir. Kulluk, tebliğ, güzel örnek, itiraz kapısını kapatmak, dünya-ahiret dengesini göstermektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki örneklerini dikkate almayan sahabiler, Kur'an'daki bazı ayetlerin tesiri ile dünya ile ilişkilerini tamamen kesmişlerdir. Selman Farizi, Abdullah İbni Amr, Ebu Derda bunlardan birkaçıdır. Bu sahabiler de yalnız ahirete yönelip dünyayı tamamen bırakınca hanımları şikayette bulunur. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben sizin için en güzel örnek değil miyim? Ben hanımlarımla da vakit geçiririm, uyurum, ibadet ederim, oruç tutarım, iftar da ederim. Her hak sahibinin sizin üzerinizde bir hakkı vardır diye ikazda bulunur. 19. Siyer'in sahibiyle aramızdaki zaman mekan farklarına aldırmadan beraber yaşamak için. Yaşamak için öncesinde 4 basamak şarttır. Bilmek, anlamak, tanımak, kavramak. Biz Efendimiz döneminde değiliz ama biz onun hayatını kendi hayatımıza uygulasak 1400 sene sonra bile biz de bir şekilde kendimize orada bir yer buluruz. Bilal'in üzerine koyulan taşa rağmen ehad, ehad, Allah tektir ifadesini bir nebze olsun anlayabiliriz. Kendi taşımız ile neyi öğrenebiliriz? Para mı? İnternet mi? Abdullah İbni Mübare'ye göre peygamber görmemiş sahabi denmesi de bundandır. Çünkü o kendi döneminin içine saadet asrındaki güzellikleri sokmaya başarabilmiştir. 20. Siyer'in sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yüzlerce vefa borcumuzdan hiç değilse birkaçını ödeyebilmek için biz peygamberimize vefa borcumuzu ancak onun yolunu takip ederek siyer bize bunu gösterir. Bizler en azından o yolları takip ederek vefa adımı atmış oluruz inşallah.